Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ Zaferi'nin 2. yıl dönümünde Azerbaycanlı ve Türk gazeteciler, Azerbaycan ve Türk gazetecilerinin zafer buluşmasında Kadıköy Suadiye'de bir araya geldi. Kutladı. Zaferimizi bir samimi ortamda kutlayalım. Sizlerin de fikirlerinize kısa da olsa bizim ihtiyacımız var. Etkinlikte Karabağ Savaşı'nda Türk medyasının önemli rolüne dikkat çekildi. Karabağ Zaferi'nin 2. yılını kutluyorum. Ben 10 Kasım Büyük Atatürk'ü kaybettiğimiz gün 8 Kasım'a Şuşa'nın zaferini alındığı için bir kez daha teşekkür ederiz. İki mekanların aile eylesin Yüce Allah, dua edelim. Ayrıca iki ülkenin medyasının ortak faaliyetleri ele alındı. Yayınlar yaptı, okullar herhalde. Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, Samimi Haber ekibi adına imtiyaz sahibi Mehmet Acay'ı, savaş ve zafer döneminde yaptığı haberler için Karabağ Zaferi'nin Fahri Ödülüne layık gördü. Biliyorsunuz ki Azerbaycan bugün zaferinin ikinci yılını kutlamaktadır. İki yıl bundan önce Azerbaycan ordusu Ali Başkomandan İlham Əliyevin başkanlığı altında 30 yıllık işgala son verdi. Topraklarımız işgaldan azad olundu. Ama savaş yalnız cephede gitmiyordu. Aynı zamanda informasyon cephesinde de büyük bir savaş gidiyordu. Ve bu savaşta da Türkiye siyasi alanda olduğu gibi informasyon alanında da Azerbaycan'ın yanındaydı. Azerbaycan halkının ve devletinin yanındaydı. Ve Türkiye medyası olay yerinden, sahadan, aynı zamanda diğer olayları çok aktif şekilde hem Türk kamuoyunun hem uluslararası medyanın, uluslararası kamuoyunun dikkatine çattırmaya çalışıyordu. Ve bugün yaptığımız Türkiye-Azerbaycan gazetecilerinin zafer buluşmasında amacı Türkiye-Azerbaycan gazetecilerinin birce faaliyetlerini ele almak, aynı zamanda bu informasyon savaşında Azerbaycan'a destek veren medya kuruluşlarını teltif etmektir. Bu anlamda Samimi Haber medya grubu da zafer döneminde de savaş zamanında, ondan evvel de her zaman milli duruşuyla farklandı. O anlamda biz Samimi Haber'in yönetim kurulu Mehmet Bey başlı olmakla grubu demek Karabağ Zaferi Milli Ödülü'ne layık gördük.